Evet, konumuz kriptografide rastgelelik. Aslında rastgelelik çok önemli bir konu ve sadece bilgisayar bilimlerinde geçen bir konu değil. Yani işin felsefik boyutları da çok büyük. Yani üzerine çok fazla konuşulabilecek bir konu. Ama bizim için rastgelelik önemli. Çünkü kriptografik birçok yerde, algoritmada hep bir şeylerin rastgele olması gerektiğini vurguladık. Mesela gizli anahtar seçiyorsak, mesela 128 biti, o 128 bitin rastgele seçilmesi gerektiğini söyledik. Birçok algoritmada da mesela RSA'ydı, henüz konuşmadık ama iki rastgele asal, büyük asal seçin diye sudo kodumuz başlıyor. Dolayısıyla rastgele büyük asal seçmeyi de başarabiliyor olmamız lazım. Yani birçok şeyi rastgele yapabiliyor olmamız lazım. Kriptografide rastgelelik birçok yerde gerekli. Mesela one-time pad kullanacaksak oradaki anahtarın rastgele olması gerekiyor. Simetrik kriptografik algoritmalarda blok şifre ya da Akan şifre gibi anahtarların rastgele olması gerekiyor. Public key algoritmalarında açık anahtarlı algoritmalarda parametrelerin rastgele seçilmiş olması gerekiyor. Yine hatırlayın yani session key'ler, nonce'lar, başlangıç vektörleri, tuzlamalar. Bunların hepsinin rastgele olması gerektiğini söyledim ama dolayısıyla şunu konuya geliyor. Benim rastgele 0-1 üretebiliyor olmam lazım bunu yapabilmem için. Haliyle soru şu, bir bunu yapabilir miyiz? İki nasıl yapabiliriz eğer yapabiliyorsak. Burada rastgele sayı üreteçleri dediğimiz üreteçler var. Burada üretecin minimum ve maksimum değerini üretiyorsunuz. Mesela 0 ile 100 arasında sayı ürettirebilirsiniz vesaire. Tabii biz bitler üzerine yoğunlaşacağımız için burada minimumumuz 0, maksimumumuz 1 ve hani şey tam sayı değerlere bakacağız, reel sayılara değil. Ama böyle bir sayı üreticinden benim bazı özellikler beklemem lazım. Birincisi istatistiksel bağımsızlık. İkincisi uniform dağılma. Yani olasılıkların burada eş dağılmasından bahsediyoruz. Üçse unpredictability yani tahmin edilememezlik. Dediğim gibi kriptografik algoritmalarda biz rastgele bit üreteçlerine odaklandığımız için burada 0 ve 1 değerlerine bakıyoruz. Bu üç özelliği birazcık bakalım. İstatistiksel bağımsızlıktan kastımız şu. Bir sıfır ve birler dizisi verildiğinde burada özel bir değer yani sıfırlar birden daha fazla gözükmemeli. Anlatabiliyor muyum? Yani daha doğrusu şöyle örnek vereyim. Size 1000 tane bit ürettim. Şimdi 1001'i üreteceğim. Siz bu ürettiklerime bakarak bir sonrakinin ne olacağını aslında tahmin edemiyor olmanız lazım. Tabii 0 ve 1 ürettiğim için rastgele tahmin edebilirsiniz. Yazı tura gibi. Yani doğru tahmin etme olasılığınız 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2'den azıcık daha iyi tahmin edebiliyorsanız aslında sisteme bir bias olduğunun göstergesi. İkincisi uniform dağılım dediğim gibi burada eğer 0 ve 1 üreten bit üreteçlerinden bahsediyorsak 0 ve 1 üretme olasılığım aynı olmalı. Yani 1 bölü 2 ihtimalle ben ya 0 ya 1 üretmeliyim. Üçüncüsü ise tahmin edilememezlik. Bu önemli. Hani benim üreteceğim 0 ve 1'lerin bir kısmını ya da tamamını saldırganın keşfedemiyor olması lazım. Çünkü bunu yapabilirse ben bunu gizli anahtar olarak kullanırsam gizli anahtarımı biliyor olacak ki İstihbarat birimlerinin yapmaya çalıştığı standartları zayıflatmak ve genellikle rastgele sayı üreticilerini arka kapı koyarak herkesin üreteceği sayıyı önceden bilip bu sayede de herkesin üreteceği anahtarı tahmin etmektir ki literatürde bu böyle birkaç vaka var. Dual EC Random Number Generator var. Yani ikili eliptik eğri kullanılan bir rastgele sayı üretici var. Ama parametrelerini NIST o kadar güzel seçmiş ki, pardon NIST diyorum NSA ama birçok standart organizasyonda NIST dahil bunu standart kabul ettirip aslında herkesin rastgele sayı üreticini tahmin edebilir hale gelmiştir. Tahmin edilememezlikte iki şey var. Biri forward prediction. Yani bu şey geçmişe yönelik ürettiğim sıfır ve birlere bakarak ileride ne üreteceğimi bilemiyor olmanız lazım. Yani benim geçmişteki anahtarlarım sızarsa mesela benim bir sonraki üreteceğim anahtarı yine de bilemiyor olmanız lazım. Onlardan bağımsız üretiyor olmanız lazım. Bir diğer şey de backtracking. Eğer siz benim bazı ürettiğim sayılara bakıp daha önceden neler ürettiklerimi de tahmin edemiyor olmanız lazım. Yine bu şu açıdan önemli. Eğer ben
mevcut anahtarlarım sızarsa o bilgilere bakıp o zaman eski anahtarı da şu olmalıdır diye geriye dönemiyor olmanız lazım. Bunlar önemli değerler. Şimdi bilgisayarlar kullanarak haliyle rastgele sayılar üreteceğiz ama bu söylediğim üç özelliği bilgisayarla direkt üretmemiz zor. Neden? Çünkü bilgisayarlar aslında deterministik bir yapıya sahip. Yani aynı girdiği verdiğinizde aynı çıktığı veren. Yani belli bir kurallar çerçevesinde çalışan cihazlar bunlar. Yani kuantum seviyesine inip ölçüm yapıyor olsaydık bir rastgelelikten belki bahsedebilirdik. Ama yani burada benim klasik bilgisayarlarım bu şekilde çalışmıyor. Mesela bazı insanlar hani bu rastgelelik ve kriptografiyi bilmeyen insanlar şunu yapıyor. Sistem saatinden saniye bilgisini alabiliriz. Genellikle veri tabanıyla uğraşanlar bunu hep yapar değil mi? Hatta klasik Unix formatında sen 1970'ten sonra kaç saniye geçtiğini gösteriyordu o saniye verimiz. Ve bunu gizli anahtar olarak kullananlar oluyor. Halbuki sizin o anahtarı aşağı yukarı hangi saniyede ürettiğinizi tahmin etmem çok zor değil. Ya asla böyle bir değeri, hani sistem saatine alınan bir bilgiyi kriptografik amaçla kullanmıyor olmanız lazım ki dediğim gibi konuya uzak birçok insan bunu böyle yapıyor ne yazık ki. Bazıları kullanıcının klavye tuşlarına basışını, mouse hareketlerinden bakarak bunu bir entropi kaynağı olarak alıyor. Yani bilgi kaynağı ve buradan sayı üretmeye çabalıyor. Bu da aslında her zaman istenen sonuçları vermiyor. Yeterince rastgelelik içermiyor. Çünkü kullanıcının da klavye tuşlarına basış şeklini ya da mouse'u ne şekilde salladığını bazen tahmin edebiliyorsunuz. Ama böyle sistemler görmüşsünüzdür. Bazen bir rastgele sayıya sistem ihtiyaç duyduğunda size bir yerde hani dikdörtgen bir yerde mouse'uz yeterince bir hareket ettirin diyerek sayı ürettiği senaryolar görmüşsünüzdür. Orada yaptığı şey bu. Sizin mouse hareketlerinizden çok büyük bir bilgi havuzu üretmek. Sonra bunun mesela özetini alarak size rastgele sayı üretmek. Entropi yani geniş bir kavram. Çok detayına girmeyeceğim ama aslında bir sistemdeki belirsizliği ölçmek için kullanılan bir tabir. Ve mesela bir şeyin olasılığı n tane olasılığı varsa, mesela n yüzlü bir zar atıyorsanız ve her yüzün gelme olasılığı p1, p2, pn ise entropiyi bu şekilde hesaplıyoruz. Tabi yazı turada bunlar 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 olacak burada. Haliyle 1 bölü 2 çarpı log 1 bölü 2, 1 bölü 2 vesaire şeklinde olacak. Yani bunu hesaplarsanız aslında yani 1 bitlik bilginin yani entropisinin 1 olduğu maksimum 1 bitlik bilgi içereceğini görebilirsiniz. Yani bu tanımı veriyorum. Dediğim gibi çok detayına girmeyeceğiz. O zaman sözde rastgele sayı üreteçlerinden bahsedebiliriz. Şimdi bazı algoritmalar dediğim gibi deterministik olduğu için hani üreteceği şey gerçekten rastgele olamaz. Ama sözde rastgele olabilir. Buradaki kasıt şu. Seed değeri yani bir başlangıç değeri verdiğimde o değere bağlı olarak bana 0 ve 1'ler üretecek ve o 0 ve 1'ler başta saydığım unpredictability gibi tahmin edilememezlik ya da uniform dağılma gibi özellikleri sağlayabilir. Bu şu demek, aynı seed değerini tekrar verdiğinizde aynı algoritma yine aynı 0 ve 1'i üretecek demek. Dolayısıyla biraz seed değerini gizli tutmanız gerekir böyle değerlerde. Burada bu tarz sözde rastgele sayı üreticilerinin aslında bir iç yapısı var ve bu sürekli güncelleniyor. Haliyle iç yapının boyutu neyse maksimum o kadar kez o yapı değişebilir. Ve buna da periyot diyoruz. Biraz akan şifrelerde göreceğimiz bir tabir bu. Tabii periyodu çok büyük tutarsanız, mesela sizin rastgele sayı üreticiniz belki trilyonlarca terabayt 0 ve 1 ürettikten sonra tekrar 0 ve 1 üretiyorsa, hiçbir zaman o kadar 0 1 üretmeyeceğiniz için sizin için yani virtually infinite diyebiliriz yani. Bizim için sanal olarak bir sonsuzluk göstergesi olacak. Burada dediğim gibi aynı seed değerini verirseniz aynı çıktı üreteceksiniz. Bu bir açıdan güzel. Mesela bir deney yapıyorsanız, rastgele değerleriniz varsa bu seed değerini kenara yazarsınız. Çünkü o deneyi tekrarlayacağınız zaman aynı seed'den yine aynı rastgele sayıları üretebilirsiniz. Bu da deneyin tekrarlanabilmesini sağlıyor. Güzel bir şeydir. Ama dediğim gibi saldırgan sizin seed değerinizi biliyorsa
Bütün güvenlik ortadan kalkıyor çünkü sizin üreteceğiniz bütün rastgele sayıları öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla sözde rastgele sayı üreteçleri güzel şeyler ama tam olarak her zaman ihtiyacımı görmüyor gözünüzde. Seed değerini gizli tutmam gerekiyor. Bunun aksine gerçek yani true random number generator diyebileceğimiz rastgele sayı üreteçleri var. Bunun farkı şu, bu rastgele sayı üreteçler seed değerini bizim elle girdiğimiz bir değerden değil, kaynağı doğadan alıyor, fiziksel kaynaklardan. Bu fiziksel kaynağı entropi kaynağı diyoruz ve bunlar bazı fiziksel durumlar, yani burada fenomen dediğimiz yani fiziksel olgulara dayanabilir. Mesela ne olabilir? Radyoaktif dikey. Yani masaya bir radyoaktif madde koyup onun nasıl dikey ettiğine göre 0-1 üretebilirsiniz. Çok sağlıklı olmaz bir, çok da hızlı da olmaz üreteceğiniz 0 ve 1. Burada tabii buradan üreteceğiniz 0 ve 1 bazen yani entropi olarak aldığınız şeyin data her zaman uniform olmayacaktır. Birazdan bahsedeceğiz. Dolayısıyla sonuna bir kriptografik hash function koymak daha güzel olacak. Termal ses, elektronik cihazlarda özellikle çıkan gürültü. Shot noise bu yine devrelerde duyabileceğiniz bir şey. Avalanche noise in Zener diyoruz. Yine devrelerde başınız gözlemleyebileceğiniz şey. Clock drifts yani şey yine elektronik devrelerdeki clock yani şeye zaman yani bir tikte ne kadar gecikme olduğuna vesaire bakabilirsiniz. Ama bu bazen hani zamanlama saldırıları yapılmasına açık bir şeydir. Çünkü genelde kullanılmaz. Hard disk tabii artık SSD kullanıyoruz. Eski optik başlı olan hard disklerden kalmadı ama onun okuyup yazma hani bir başı var onun. O hard diskte birçok noktada geziniyor. Onun hani okuyup yazma şeyinin zamanlamasını girdi olarak alabilirsiniz. Sonuçta siz bilgisayar kullanırken işletim sistemi birçok dosyayı okuyup yazıyor. Dolayısıyla optik baş birçok yere gidiyor. Bunu kullanabilirsiniz. Radio noise vesaire. Gördüğünüzde genellikle fiziksel ve genellikle devre üzerindeki görülebilecek fiziksel olgulardan bahsettim. Çıkan sesten vesaire, ısıdan, radyoaktiflikten bahsederek hani böyle girdiği fiziksel olarak alabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi bunların doğası gereği aslında gerçek rastgele sayı üreteçler tam bir uniformite özelliği sağlamıyor. Dediğim gibi bir maddenin ne radyoaktif çürümesine bakarak şeyi eşit mi oranda 0 ve 1 üretmeniz çok da olası değil. Bu yüzden bu girdiği bir de özet fonksiyona sokarsak girdideki bu uniformite olmasa bile özet fonksiyonun çıktısı olarak 0 ve 1'ler aşağı yukarı aynı miktarda görecektir. Ve bu gerçek rastgele sayı üretici dediğimiz şeyler bizim yazılım ya da donanımlarımızda ürettiğimiz rastgele sayı üreticiye kadar da hızlı değiller. O yüzden acaba bu ikisini bir şekilde birleştirip daha güzel bir çözüm olabilir mi diye düşünüyoruz. İngilizce'de cascade construction dediğimiz yani birleştirerek yaptığımız şey tam olarak bu. Yani günümüz işletim sistemleri ya da kripto kütüphaneleri şunu yapıyor. Bir entropi kaynağından bilgiyi alıyor. Bunu aslında buffer'a yazıyor. Pool of entropy yani bir entropi havuzu oluşturuyor. Ve sonra bunu seed olarak, girdi olarak kriptografik sayı üreticilerine veriyor. Burada da genellikle özet fonksiyonlar kullanıyoruz. Yani şöyle düşünün. Bir entropi kaynağınız var. Bu non-deterministik. Mesela bir Linux sisteminde siz bilgisayarı açtığınızda açma düğmesine bastıktan sonraki hard diskin okuyuş yazışları bu entropi source olarak alınıp bu pool'a bilgi giriyor. Yani mesela 4 GB'lık bir dosya düşünün bilgisayarınızda. Başta bomboş. Siz bilgisayarı açtığınız anda okuyup yazma işlemlerinizden dolayı buraya bilgiler giriyor. Bilgisayar açılıyor, siz mouse klavye kullanıyorsunuz. Yani klavye tuşlarına basış zamanlamanız, bastığınız tuşlar, mouse oynatış hareketleriniz. O da bu entropi pool'una, havuza bilgi olarak giriyor. O dosya gittikçe büyüyor. Ve mesela 4 GB dediysek eğer 4 GB olduğunda yeni bilgi geldiğinde en eskiyi atarak sürekli burayı dolduruyor. Ve sizin rastgele sayıya ihtiyacınız olduğu anda bu 4 GB'lık dosyanın SHA-256'sını hesaplarsanız size 256 bitlik rastgele sayı vermiş olacak. Ve bu havuz sürekli güncellendiği için yeniden sayı üretlediğinizde farklı bir
üretecek. Dolayısıyla bu havuzda dediğim gibi beklediğim o uniformity vesaire olmayabilir ama bunu bir özet fonksiyona soktuktan sonra elde ettiğim çıktı da bu rastgelelik özellikleri görecektir ve dediğim gibi genellikle işletim sistemleri aşağı yukarı bu felsefeyle çalışıyor. Tabii burada da şey görebiliyorsunuz. Bilgisayarı ilk açtığımda bu entropy pool havuz başta boş. Dolayısıyla bazı saldırılarda saldıracağınız kişiye bilgisayarını reset attırıp açar açmaz hemen sayı ürettirmeyi başarırsanız tahmin etmeniz kolaylaşıyor ve bu tarz akademik makaleler ve yöntemler var. Dolayısıyla yani bilgisayar açar açmaz belki hemen özel bir işlem yapmayıp belki biraz beklemeniz faydalı olabilir rastgelelik açısından. Dediğim gibi bu gerçek rastgele sayı üreticilerden daha hızlı. Tabii yazılımda olduğu için hala saldırılara müsait. Ne tür saldırılar olabilir? Hafıza tabanlı saldırılar. Eğer ben hafızadan az çok okuyabilirsem o entropi havuzunun bilgilerini saldırı yapabilirim. Zamanlama saldırısı dediğim gibi karşı tarafın bilgisayarı reset attırıp hemen sayı ürettirebilirsem havuzun büyük kısmının boş olduğu bir yerden ürettiğini bilerek saldırı yapabilirim. Ve hala bu tabii tam olarak şeyi sorun çözmüyor. Entropi kaynağı olarak neyi kullanacağım? Dediğim gibi işletim sistemleri bilgisayar açılır açılmaz hard diskin okuyuş yazışından, sizin mouse klavye hareketlerinizden, okunan dosyalardan vesaire bu entropiyi sağlamaya çabalıyor ama tam da doğadan gelen bir kaynak değil aslında. O dolayısıyla çok da başarılı bir entropi kaynağı değil.